Evet, derbiye artık geri sayıma geçtik derbi için. Tabii şimdi grafiklerimiz var. Hazırsa arkadaşlar başlayalım bakalım hangi oyuncuyla başlayacağız, oyuncularla başlayacağız. Osayi-Samuel ve Onur Bulut. Savaş. Şimdi 13 maç oynadı Onur, 10 maç Osayi. Golü yok. Onur'un 2 golü var. Osayi'nin birer asistleri var ki kanat oynamalarına rağmen az asist. Az. Top kapma daha fazla. Osayi'nin ikili mücadelede Osayi'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Tartışmasız açık ara Osayi çıkıyor. Yani maç sayısı Onur'un fazla olmasına rağmen, Onur'un maç sayısı fazla ama dakika olarak belki Osayi daha fazla olabilir. Çünkü Onur'un sonradan girdiği maçlar var. Erken çıktığı maçlar var. Ama ikili istatistiklere baktığın zaman da görüntü olarak da Osayi önde. Osayi önde ya. Tabii. Net. Osayi net. Tabii. Peki, Onur iyi başladı. Arkasını getiremedi, üstüne koyamadı. Çünkü çok büyük değişiklikler oldu. Yani hoca değişikliği. Tabii etrafındaki olup biten şey de önemli. Yani Osayi oturmuş, işte bilmem kaç maç arka arkaya kazanmış, takım da entegre oldu. Onur yani daha çok önemli çünkü orası. Daha çok mücadele etti. Milli takıma kadar, hani milli takımın sağ bekliğine kadar gider mi dediğimiz çocuk. Şu anda bir duraklama döneminde ama Rıza Hoca'yla yeniden o da yükselişe geçecektir. Peki diğer kıyaslamaya bakalım. Kıyaslama demeyeyim, yanlış oldu. Oyuncu performansları. Evet, Osayi, Samuel ve Onur'la. İki kaleci. Şimdi ikisi de iyi kaleci. Bir kere yani hani rakamlar dışında çok iyi. İyi kaleci abi. Çok iyi. Sonuçta rakamlar tamam bir yere kadar önemli ama ikisi de her takımın değil mi abi formasını vereceği. Avrupa'da da. Livakovic yeni daha hani takıma alışmaya başlıyor. Kolay değil çünkü ilk kez geliyorsunuz. Mert aşağı yukarı burada futbola başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, milli takım artıları var. Ama Livakovic'in de şunu görüyorum, her hafta üzerine koymaya başladı. Gol yediği maçlarda da mesela Avrupa'da tarih bezimi milli oladı. Takımda bize karşı yediği gol talihsizdi. Doğru. Onda görmezden gelebiliriz çünkü bize karşı yedi. Bize karşı. Atan kişi de zaten tanıdığı birisiydi. Buradaki son maçta farklı bir mağlubiyet aldı. Daha da farklı olabilirdi. Maç sayıları 10-11. Gol yedi, yani gol yemediği maç 6-3. Kurtarış sayısı birbirine çok yakın. Kurtarış yüzdesi birbirine çok yakın. Yedikleri gol birbirine çok yakın. Top oyuna sokma 79-81. Demek ki burada kalecilerin maçı olacak. Bir dahaki futbolcuların şeylerini bilmiyorum. Gelişim. Karşılaştırmalarını bakacağız. Sürpriz. Bu kadar yakın olan başka yoktur. Bu kadar bak Aykut, bu kadar yakın olan. İkisi de üst düzey kaleci. Bak şimdi bakalım. Çok yakınlar bu kadar birbirine yakın başka istatistik çıkmayacak abi. Buyur bakalım. Bir sonrakine valla ben de bilmiyorum. Bu kadar yakın Furkanlar yaptı, hepsi Furkan ya, hepsi %1 ile %2 ile. Yani Aboubakar Dzeko'dur herhalde. Dur bakalım abi. İnan olsun bilmiyorum. Yalan söylemiyorum. İşte bak bu kadar yakın. Şimdi ama tabii Erik Bailey'nin maç eksiği var. Yani 4 maç oynamış bir oyuncunun söyleyemeyiz bir şey. Performansıyla ilgili yani kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama şimdi burada bir şey var. Adaletsizlik var. Yani burada evet bu maçı sahada çıkacak 11 olarak şimdi 4 maça %87 pas isabeti, 9 maça %86 pas isabeti, süre var. Top kapma yine aynı şekilde. Bu çok öyle adaletli olmaz gibi mi gene? 4 maç, 9 maç. İkisi de benim tam haklarındaki yargımı oluşturmadığım iki oyuncu. Kaleciler konusundaki kadar net yorum yapamam mı bundan? Yorum yapamam mı diyorsun abi? İkisi de buraya da yatar şu an benim için. Kötü anlamda söylemiyorum ama çok iyi bir şey söyleyip sonradan mahcup olmak da istemiyorum. Biraz daha zaman tanımamız gerekiyor. Hani Dzeko daha çok maç oynayan taraf, onun da sadece 9 maçını biliyoruz. Bir de sakatlıktan çıktı. Aynen. İşte yani burada bu maç üzerinde bu iki oyuncuyu tam böyle değerlendirmek çok şey olmaz, sağlıklı olmaz. Peki bakalım diğer oyuncular kimmiş? Ya burada ezici bir üstünlüğü yani, var Szymański'nin. İşte burada da mesela dedim ya iki kalecinin bu kaç? 4. mü oldu, 5. mi oldu? Hala Mert'le Livakovic diyeyim ben. O kadar yakın birbirine çıkmaz. Szymański ezici bir şekilde gol atıyor, asist yapıyor. Aynı mevkilerin oyuncuları ama en belirgin farklarını en alttaki iki parametreden alabiliriz. Birisi daha driplingçi, öteki daha savunmacı. Bu arada daha savunmacı dediğimiz oyuncunun hani 14 maçta 11 gole etkilediğini gözüküyoruz. Szymański'nin ne kadar özel bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Mesela burada... Ama bazen maç esnasında kayboluyor. Sürelere bakmış olsak o da çok önemli. Bak mesela 12 maç, 14 maç. Ben mesela Chamberlain'in 12 maçta kaç dakika süre aldığına baksak. Bu tarafta Szymański'ye baksak. Szymański daha fazla. Neredeyse tamamında süre almıştır. Chamberlain bazen sonradan, bazen de erken çıkan bir şey var ama açık ara Szymański. Yani yarınki maçta da derbinin önemlisinden bir tanesi olacaktır. Peki. Diğer oyuncu kim? Bakalım kimi yapmış arkadaşlarımız? Sence? Evet. Vay vay vay. Evet, güzelmiş bu. Vay vay vay. Yine o kaleciye yakın, yani iki kaleciye yakın bir şey çıkacak mı diye bekliyorum. Sadece maç yani sayıları aynı. Fred'in de özelliği var. Fred zaten izleyen herkes hemfikir. Yokluğunda da Fenerbahçe'nin neler çektiğini hep beraber gördük. Fred çok önemli bir oyuncu. Fakat önemini kağıda dökebilecek istatistiklerle anlatamıyorsun. Destekleyemiyoruz. Destekleyemezsin. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani Türkiye'de forma giyen en kıymetli oyunculardan biri. Hani ilk 5'te çok net, forveti, kalecisi hepsi dahil. Belki ilk 3'te hatta. Bence ilk 3'te. Çok büyük futbolcu, öyle böyle asist 1. Hayda, ne kadar az asist yapmış. Dribbling 0.8. Hayda, top kap. Aa, böyle bakarsanız Fred'i anlayamazsınız. Hani şu anda mesela biz Süper Lig'i hiç izlememiş iki Avrupalı basın mensubu olarak bu maçı konuşuyor isek Savaş'la, canım Getson ezici üstünlüğü var, canım o daha iyi falan der. Ama bir de hani göz emniyeti diye bir şey var. Fred'in takıma faydası, geçen gün yine burada yayında konuştuk ama kimle konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Kağıt üstüne akseden bir şey değil. Hani asisti de yok bunun, driplingi de yok, top kapması da yok. Frek diyoruz, nerede bu çocuk falan. %41 ikili mücadele. Şuraya baktığında hani bu istatistiklere baktığında hiçbir şey oynamamış gibi. Getson'un ezici üstünlüğü var gibi duruyor ki. Getson da çok özel bir oyuncu ama şimdi Türkiye'de şu anda Süper Lig'de kaç tane teknik direktör var? 20. İkisini çıkartalım, Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal'ı. Geri kalan 18'ine Fred mi Getson mu diye soralım. Fred. Ben Jetson'u çok beğenirim. Muhtemelen 16'sı, 15-16'sı Fred'ler. Bak mesela burada Jetson da bu sezon, o biraz önceki söylediğimiz şey. Yo, çok Jetson fazla, çok büyük oyuncu ama Fred başka bir seviye. Bu sezon o kadar farklı isimlerle oynadı ki etrafında. Evet. Sakatlıklar, cezalar, hoca değişikliği. Bazen mesela şu ikili mücadele topla kazanma %62. Geçen sene bir Beşiktaş-Galatasaray maçı var biliyorsunuz. Bana göre hayatının maçı oynadı tek başına. Evet. Bir maç sonra mesela bambaşka bir Jetson izleyebiliriz. İlk Rize Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Olağanüstü. En çok top kapan, en çok top çalan. Fred'in ortalamasına baktığı zaman dediğin gibi ikisini hiç tanımıyormuş olsak bu istatistik bizi yanıltabilir. Ama ben de herhangi bir takımda hoca olmuş olsam, bu iki oyuncudan bir tanesini almış olsam Fred'i tercih ederim. Yani hangi oyuncuyu transfer ederim dese... Jetson'u çok beğenmeme rağmen Fred'i tercih ederim. Bir kere hakikaten rakamlar insanı yanıltabiliyor. İki maç çünkü oynamadı. Fenerbahçe'de müthiş eksikliği hissedildi. Jetson'un olduğu yeri mesela çok koşmasına rağmen kapatacak oyuncular var. Yerli oyuncu da var, yabancı oyuncu da var. Olabilirse oraya olmadığı maçlar vardı. Ama Fred'i çok aradı. Yani Fenerbahçe iki maçtır Fred'i müthiş bir şekilde aradı yani. Peki diğer eşleşme? Golcülere geldi galiba. Yok, daha gelmedi. Daha var. Vallahi hazırlan. Oo. Tadić 14 maç. Rebić 8 yani maç. 6-5. Ya bu istatistikler... Bunu yapmayalım. Burada haksızlık var. Yani. Bu istatistikler gerçekten... Olmaz. Ama şöyle bir şey var. Derbi öncesi olduğu için, kıyaslama olduğu için bu yapılıyor. Bizim klasiğimiz ya. Ben size başka bir istatistikten bahsedeyim mi? Yeni takımında Enkudu 13 maç, 15 maçta 13 gol, 4 asist. Buyur. Demek ki az sakatlanıyor. Yani şu an oynadığı takımında 15 maçta 13 gol, 4 asist. Enkudu. Esas hani size bu istatistiği bir vereyim. Böylelikle hani şimdi Rebić'e de haksızlık bu. Hani Rebić de bir uyum sürecinden geçecek. Çok önemli bir oyuncu bence. Ama Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen o kadar çok şey var ki Rebić yanlış transfermiş diyerek kurtulamazsınız. Rebić bence faydalanılması gereken bir adam. Ama şimdi Rebic'in... Ama şurada Tadić'in ezici üstünlüğü var tabii. Birçok isimlerde üstünlüğü. Kaleci dışındaki hemen hemen hepsinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Rebić konusunda ilk transfer olduğu zaman burada Aykut'la transfer raporunda bir yayın yapıyoruz. İşte dedi şimdi Rebic'in golleriyle reklam arasına gidiyoruz dedi. Golleri izliyorum o tanıtım transfer zamanında. Abi attığı gollerin hepsi ceza sahasında aslında 12-13 tane golü vardı. Hep böyle ceza sahasının içinde gezinen, önüne düşen, vuran goller. Ya bu adamın hiçbiri mesela uzaktan şutu, işte top çaldı. Hep benzer özellikler dedi. Uyum sorunu hala yaşıyor yoksa kötü bir oyuncu değil. Ama ilk yarı bitti. Hala Rebic kendisini Beşiktaş'ta gösteremedi. Bunun çok örnekleri vardı ama. Taraftar, yönetim değişikliği, hoca değişikliği, futbolcuların gidenleri geldiği zamanki takımla bugünkü takım arasında çok fark var. Gidenler oldu, kadro dışı kalanlar oldu, form düşüklüğü oldu. Yoksa takım oyununda kendini gösterebilir. Yarın da maçın adamı olabilir. Tabii bir anda Fenerbahçe Beşiktaş maçının kim tartışılıyordu? Redmond tartışılıyordu. Tabii. Fenerbahçe Beşiktaş maçına oyuna girdi, ikinci yarı maçı çevirdi. Bir anda sezon sonunda gitmeyeceğin ağlanacak duruma geldi. Yani Rebic yarın maçın adamı olursa benim için sürpriz olmaz. Ya hiç unutmuyorum. Bir tane Galatasaray Beşiktaş maçının adamı Hasan Kabze'ydi. Maçın adamı olduğu tek maçtı. Tabii. 2 gol attığı maç. Bir de Konya maçı vardı. Bir de Konya maçı büyük doğru. Büyük maçta daha farklı konsantre oluyorlar değil mi abi? Bütün oyuncular, hocalar abi bir de gününde olan oyuncu diye bir şey var. Nasıl anlatayım? Hani bazı bireysel performanslar var bazı maçlarda. Bir daha görmedik. Şeyi hiç unutamam ben. Devre arasında Fenerbahçe'den Galatasaray'a veya Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hareket olmaz biliyorsunuz. Ama bir kere olmuştu. Haim Revivo gelmişti Galatasaray'a. İlk maç Bursa. Bursa ile oynuyor Galatasaray. 3 maç. Deplasmanda hatta. Deplasmanda oradaydım. Deplasmanda hat-trick yaptı. İlk maçında bir daha hiç görmedik Revivo'yu. Bir maç oynadı. O maçtan sonra röportaj yapmıştım. Hala duruyor burada yani. Galatasaray futbolu bırakmaya geldim falan diye. Anne vardır. 3 tane takla, 3 gol. Yağmurlu bir havadaydı. 3 tane takla attı. Ve Bursa'daydı maç. Ve bir daha yok. Sonra orada tabii başka şeyler oldu, aldı gitti. Evet Bursa'daydı o maç. Çok enteresandır ama. Başka var mı? 3'ü de duran top. Var tabii olmaz mı ya? Dzeko, Aboubakar. Daha golcüleri beklemedik. Oraya doğru geliyor. Şu anda her an. Evet. Hah. İşte geldi. Son herhalde bu. Dzeko, Aboubakar. Kaleci atan ve tutan. Şimdi burada demin Fred'de söylediğim şeyleri Aboubakar için söyleyeceğim. İkisi de, Icardi'yi de koyalım hatta. Üçü de bugün dünyada ben futbol seviyorum, futbol izliyorum diyen bu gezegendeki herkesin tanıdığı adamlar. Çok farklı seviyede forvetleri var İstanbul'un 3 büyüklerinin. Yani çok başka adamlar bunlar. Kendi aralarında kıyaslamak aslında her birine haksızlık. Üçü de birbiriyle alakasız karakterler ve oyuncular aslında. Aboubakar'a duyduğum saygı ne kadar büyükse ki çok büyük. Çok büyük futbolcu, çok büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Beşiktaşlılarda yarattığı hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıklarına dair de kendisine kızgınlığım var. Peki gene öyle bir dönemde miyiz değil miyiz bilmiyorum. Öyle bir dönemdeyiz bence. Ama Aboubakar neredeyse bir şampiyonluğa mal oluyordu Beşiktaş'a. Sergen Hoca'nın dik duruşu. Evet, Sergen Hoca'nın dik duruşu. Ve sonrasındaki gelişi de bakın olur böyle şeyler. Profesyonel hayatta hiçbir zaman kesin konuşmayacaksın. Sen gittin bir daha bu kapıdan giremezsin falan böyle şeyler yoktur. Yeniden alınması da doğru karardı. Aboubakar gibi bir kaliteyi reddedemezsiniz. Şu sıralarda ne oluyor bilmiyorum ama Aboubakar için de işleri yoluna koymak için bir fırsat bu derbi. Dzeko zaten taktı 5. vitese gidiyor. 11 gol, 2 asist, 14 maçta daha ne? Yani adam muazzam bir adam. Şimdi burada bir kıyaslamanın şöyle bir haksızlığı var. Aboubakar gerçekten pas alamayan, golleri kendisi yaratan bir golcü. Tek başına nereye kadar diyorsun abi? Abi Dzeko'nun beslenme kaynakları sınırsız. Yeri geldiğinde Osayi bile besledi yani. Yaş farkı da var biraz tabii ki. Dzeko mesela şimdi Icardi gibi ya da işte Aboubakar gibi 2-3 yaş daha genç olmuş olsaydı çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ya, biraz tabii ki de daha ne konuşacağız zaten 14 maç 11 gol 2 asist. Ama ben bir teknik adamsam nasıl ki orta saha sorulduğunda Getson mu Fred mi Fred? Dzeko mu Aboubakar mı Aboubakar? Kimse kusura bakmasın. Tadiç'in ama Aboubakar'ın da kafamda çok soru işaretleri oluşmaya başladı. Aboubakar için ben devre arasında yine bir şeyler olabilir. Var yani bir hareket var. Belli ki bir şey oluyor yani. Tadiç'in basın toplantısı hazır mı? İzleyelim.